Herkese merhaba, inceleme kanalıma hoş geldiniz. Neden herkes bunu alıyor serisindeki yeni konuklarım. Şu anda Hepsi Burada'da en çok satılan Razer'ın Sinosa Lite modeli ve yine Hepsi Burada'nın oyuncu fareleri kategorisinde en çok satılan oyuncu faresi olan Basilix X Hyperspeed modeli. Öncelikle iki kategoride de en çok satılan ürünün Razer olması beni birazcık şaşırttı. Çünkü normal şartlarda Razer biliyorsunuz birazcık yüksek fiyat politikasına sahip bir marka. Fakat bu modellerin ikisi de sunduğu özelliklere göre uygun fiyat diyebileceğim modeller ve uygun fiyatla tanındık bir marka birleşince en çok satılanlar listesine girmesi normal diyebiliriz herhalde. Tabii ki bu videoda bu fiyatların niye uygun fiyatlı olduğunu da bir sorgulayacağım, yani onu bir anlamaya çalışacağım. Mesela bu kablosuz bir oyuncu faresi. Kablosuz oyuncu fareleri genel olarak pahalı olur. Hem ucuz hem kablosuz bir oyuncu faresi istiyorum dediğinizde genel olarak Çinli üreticilere falan bakmanız gerekir. Burada bilindik bir markanın kablosuz ve uygun fiyatlı bir modeli var ve bu bana şüpheli geliyor. Neyden kısmışlar? Ürünleri test etmeye başlamadan önce sizlere bu videonun sponsoru olan Hepsi Burada'nın Gamer Weeks kampanyasından bahsetmek istiyorum. Gamer Weeks 28 Şubat'a kadar sürecek ve oyuncu bilgisayarları, oyunlar, oyuncu ekipmanlarında %70'e varan indirim olacak. Bu videoda görmüş olduğunuz ürünler de bu kampanyaya dahil. Moda ürünleri, kitaplar, legolar gibi pek çok kategoride de indirim bulunuyor. Gamer Weeks'e dahil olan ve ilgimi çeken ürünlerden ben de bir liste hazırladım. Hem o listeye hem de Gamer Weeks kampanya sayfasına açıklama bölümündeki linkten ulaşabilirsiniz. Eğer kampanyaya dahil kategorilerden bir ürün almayı düşünüyorsanız mutlaka linklere göz atmanızı öneririm. Şimdi ürünlerle devam edebiliriz. Öncelikle hızlıca bir klavyemize bakalım. Klavye tamamen plastik bir yapıda, öyle çok ucuz hissettirdiğini söyleyemeyeceğim fakat çok iyi de hissettirmiyor, yani böyle fiyat segmentinden bekleyeceğiniz bir kaliteye sahip. Arka kısmında masada sabitlememiz için 4 tane ayağımız bulunuyor. Onun dışında yükseltmek isterseniz yine burada ayaklarımız bulunuyor. Şurada görmüş olduğunuz boş delikler bu arada klavyeye bir şey dökerseniz onlar içinden süzülsün diye. Fakat klavyenin herhangi bir su geçirmezlik iddiası yok, onu söyleyeyim. Sadece ufak bir önlem. Masanın üstüne sağlam bir şekilde oturuyor fakat yükseltme ayaklarını açtığınızda bu aşağıdaki kauçuk pedler pek yeterli gelmiyor gibi, yani çok tutmuyor. Altına büyük bir mousepad sererseniz bir sıkıntı olmayacaktır fakat kaygan ya da cam bir masada kullanıyorsanız muhtemelen sürekli kayacaktır. Tuşlarımız mekanik değil, mekanik hissiyatı da yok. Böyle multimedya klavyelere benzer bir hissiyatı var fakat birazcık daha tok diyebilirim. Yani ofis klavyesi kadar sessiz değil fakat bir oyuncu klavyesi gibi de bir hissiyat vermiyor. Tuşların üzerinde mat bir kaplama var bu arada ve klavyede kesinlikle en kaliteli hissettiren şey tuşlar. Bu bir oyuncu klavyesi olduğu için tabii ki RGB ışıklandırma desteğimiz de bulunuyor. RGB aydınlatmamız tek renkli bu arada, yani bir renk ayarlıyorsunuz ve bütün klavye aynı renkte yanıyor. Klavyenin tuş parlaklığı fazlasıyla düşük. Sadece şuradaki Razer logosu cayır cayır yanıyor. Genel olarak klavye tuşları çok hafif bir aydınlatmaya sahip. Hatta kısık mı unuttum acaba diye şuradan kontrol ettim. Yani en yükseğinde şu an, en yüksekte bu kadar ışık veriyor. Gece veya loş bir odada tuşları rahat bir şekilde okuyabileceğiniz bir aydınlatmaya sahip fakat o oyuncu klavyelerindeki cayır cayır RGB'leri istiyorsanız öyle bir şey beklemeyin. Işık altında baktığınızda bazı açılardan RGB olduğunu anlıyorsunuz ama çoğu açıda pek bir etkisi yok gördüğünüz gibi. Sadece Razer logosu cayır cayır yanıyor. Loş ışık altında baktığınızda ise bu şekilde tuşları okuyabileceğiniz seviyede bir aydınlatma bulunuyor. Klavyeyi bilgisayara bağladığımda bu arada otomatik olarak yazılımını yüklemek ister misiniz diye sordu, o hoşuma gitti. Yazılımı üzerinden direkt olarak RGB renklerini değiştirebiliyorsunuz, makro atayabiliyorsunuz. Ayrıca profillerinizi kaydedip başka bilgisayarlara bu klavyeyi bağladığınızda aynı profilden devam edebiliyorsunuz. Klavye anti-ghosting'i 10 tuşa kadar destekliyor bu arada. Çoğu kişinin çok sallayacağı bir şey olmasa bile bu sizin için önemliyse 10 tuştan sonrasında anti-ghosting desteği bulunmuyor. Şimdi mouse'tan devam edelim. Klavyenin kutusundan başka bir şey çıkıyor mu diye de bir kontrol edeyim. Herhangi bir şey çıkmıyor. Mouse'un kutusundan da mouse'un kendisi ve bir tane pil çıkıyor. Bunun dışında herhangi bir kutu içeriği bulunmuyor. Tabii kitapçıklar vesaire var. Mouse'un baş parmak desteği sol tarafta bulunuyor. Yani sağ elini kullananlar için tasarlanmış bir mouse bu. Tuşlarda Razer'ın kendi ürettiği mekanik switchler bulunuyor ve basış hissiyatı olarak gayet güzel. Plastik yüzeylerdeki kalitesi muhteşem diyemem fakat kötü de hissettirmiyor. Yani ortalama bir kaliteye sahip gibi. Ayrıca
parmaklarınızın geleceği yerlerde kauçuk kaplama bulunuyor. Kauçuk kaplamaların hissiyatı gayet güzel, hatta plastik kalitesiyle kıyasladığınızda arada bir uçurum var, yani buralar çok daha iyi hissettiriyor. Kauçuk kaplamalı mouse'ları birazcık narin kullanmak gerekiyor, yani buralara böyle tırnağınızı falan sürterseniz çok hızlı bir şekilde deforme olabilir. Scroll tek tuşlu, yani sağa ve sola doğru herhangi bir basım yapamıyor. Üzerinde yine bir kauçuk kaplama var ve birazcık sert diyebilirim ama alışılır. Onun dışında sol tarafta iki tane makro tuşumuz bulunuyor. Yukarıda ayarladığınız profiller arasında DPI geçişi yapabileceğiniz bir butonumuz var. Mouse'un altına baktığımızda burada açma kapama tuşunu görüyoruz. Bu tuşun iki farklı fonksiyonu var. Bu fareyi isterseniz Bluetooth'la kullanabiliyorsunuz, isterseniz de 2.4 GHz bandında kullanabiliyorsunuz. Bluetooth'la kullanırken cihazı tek pille 450 saate kadar, 2.4 GHz'de kullanırken ise tek pille 285 saate kadar kullanabiliyorsunuz. Bunlar gerçekten etkileyici değerler. Fareyi günde 8-10 saat bile kullansanız 1 ay civarı bir pil ömrünüz oluyor ve bu bir oyuncu faresi için fazlasıyla etkileyici. Bluetooth'taki 450 saatlik pil ömrünü çok ciddiye almıyorum açıkçası, çünkü oyuncu faresi olarak kullanacaksanız bunu Bluetooth'tan bağlamanızı önermem. Bluetooth'ta çok daha düşük bir performansta mouse'u kullanacağınız kesin diyebilirim. Ama iki farklı bağlantı seçeneğimizin olmasının şöyle bir güzelliği var. Şurada görmüş olduğunuz dangle'ı masaüstü bilgisayarınıza bağladığınızda Bluetooth'tan da tabletinize veya laptopunuza bağlarsanız şuradan tek tuşla iki bilgisayar arasında geçiş yapabilirsiniz. Çoğu üst seviye oyuncu faresinde bile iki bağlantı seçeneği olmadığını düşünecek olursak tek mouse'la iki iş yapabiliyor olmak güzel. Pili değiştirmek için kullanacağımız kapak burada, mıknatıslı bir yapıda. Şöyle rahat bir şekilde pili oturtabiliyorsunuz. Herhangi bir RGB aydınlatması bulunmuyor. Zaten kalem pille çalışan bir üründe RGB aydınlatma beklemek birazcık mantıksız olurdu. Ek olarak fark ettiyseniz kutunun içinden bir kablo çıkmadı ve burada da herhangi bir kablo girişi bulunmuyor. Bu mouse'u kablolu bir şekilde kullanamıyorsunuz anlayacağınız. Kablosuz bir şekilde kullanmak zorundasınız. Hemen pille birlikte ağırlığını da ölçmek istiyorum. Pil dahil 108 gramlık bir ağırlığımız var. Bu kullandığınız pile göre artı eksi birkaç gram fark edebilir. Cihazda kullanılan sensör Razer'ın kendi üretimi bir sensör. 5G sensör demiş, böyle garip bir, yani 5G ile bir alakası yok ama öyle bir isimlendirme kullanmış. Bu sensör 16.000 DPI ve 450 IPS desteğiyle birlikte geliyor, yani gayet iddialı değerler bunlar. Farenin altındaki kaydırıcı pedlerin boyutu birazcık az geldi bana, özellikle şu bölge bomboş. Eğer iyi bir mousepad ile birlikte kullanırsanız herhangi bir sıkıntı çıkartacağını sanmıyorum, fakat şuranın boş olması bana gerçekten bir garip geldi. Yine bu farede Razer'ın kendi bilgisayar yazılımı üzerinden kontrol edilebiliyor. Buradan güç ayarları, kalibrasyon, performans ayarları, DPI ayarları vesaire hepsini yapabiliyorsunuz. Üzerindeki tuşlara makro atamayı vesaire hepsini bu yazılım üzerinden rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz ve gayet akıcı çalışıyor bana kalırsa. Programın akıcılığı gayet hoşuma gitti. Şimdi ben bu iki cihazı da bilgisayarıma bağlayacağım ve birkaç saat deneyimleyeceğim. Birkaç saat sonra görüşürüz. Evet, iki ürünü de bütün gece normal günlük hayatımda kullanır gibi kullandım. Web'de gezinme, oyun oynama, maillere cevap verme vesaire gibi. Birini fiyatına göre bayağı beğendim, birini ise fiyatına göre meh kategorisini alabilirim. Yani ilk önce meh olanla başlayayım. Klavye. Ben yıllardır mekanik klavye kullanıyorum. Bunun etkisi mi bilmiyorum, fakat klavyede bir şeyler bana yanlış hissettiriyor. Tuşlara basarken sanki tuşlar bana böyle geri bir güç uyguluyormuş gibi diyebilirim. Yani başka nasıl örneklendirebilirim bilmiyorum. Onun dışında kumaş bir mousepad kullanmama rağmen klavye böyle serbest bir şekilde burada dolanıyor. Yani oyun oynarken kendinizi biraz kaybettiğinizde klavye sürekli olarak hareket ediyor. Bundan çok hoşlanmadım. Işıkların az yanıyor olması beni rahatsız etmedi. Bilgisayarınızda Razer Set ekipmanı dizmek istiyorsanız ve birden fazla yazılım kurmak istemiyorsanız, çünkü hepsine farklı yazılım kurmanız gerekiyor ya. Fiyatından dolayı sete dahil etmek için tercih edilebilir bir ürün ama bunu bir oyuncu klavyesi gibi değil, bir standart ofis klavyesi ya da multimedya klavye gibi düşünmek lazım bana kalırsa. Çünkü bilgisayar yazılımı oyuncu yazılımı olsa da onun dışındaki fiziksel özelliklerin hepsi standart bir multimedya klavye. Işıklı standart bir multimedya klavye diyeyim. Gelelim fiyatına göre fazlasıyla beğendiğim ürüne. Bu mouse'u beğendim. Fiziksel yapı olarak benim normalde kullandığım mouse'a zaten aşırı derecede benziyor şöyle bakarsanız. O yüzden yalnızca birkaç dakikada alışabildim ve herhangi bir ergonomi sorunu yaşamadım. Plastik kalitesinin verdiği hissiyat üst seviye bir mouse'tan ilk geçtiğimde böyle birazcık garipsetti beni. Fakat birkaç dakika
dakikada alıştım yani, öyle birkaç dakika kullandıktan sonra aa elimin altında farklı bir plastik var falan demedim. Herhangi bir bağlantı sorunu, piksel atlama, takılma vesaire hiçbir şey yaşamadım. Bu arada benim kablosuz alıcılarım hemen şurada bulunuyor. Ona ek olarak belirteyim, bunu uzak bir yere takarsanız bu tarz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ben günlük hayatımda nasıl kullanıyorsam kendi ekipmanlarımı aynı şekilde bağladım ve buradan kullandım. Bilgisayar yazılımı dediğim gibi gayet akıcı ve güzel bir şekilde çalışıyor. Sadece şu scroll tuşuna alışamadım. Scroll tuşu birazcık eski mouse'lardaki gibi çalışıyor. Yani bir web sayfasında böyle aşağı kaydırdığınızda akıcı bir şekilde değil de böyle kademe kademe bir inişi var ve o birazcık rahatsız etti beni. Ama bu fiyat segmentinde bunun kablosuz bir oyuncu faresi olduğunu düşünecek olursak fazlasıyla başarılı bir ürün olmuş. Uzun vadede ne olur bilemiyorum. Tabii ki benim bu ürünleri aylarca test etme şansım yok. Fakat ilk gün deneyimi olarak bu ürünü rahatça, gönül rahatlığıyla önerebilirim. Videonun başında da belirttiğim gibi ürünleri hepsi buradanın GamerWeeks kampanyasından indirimli bir şekilde satın almak isterseniz açıklama bölümünde kampanya linkini bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz inceleme videolarının devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca yeni inceleme videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.